Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ettenezulatul ilahiyatu ila ukulil beşer denilen beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir tenezzülat-ı ilahiyedir. Yani Allah kim, insan kim? Allah. Peki bu Allah Celle Celaluhu insana konuşmasa insan ne olduğunu nereden bilecek? Yani ne olduğunu nereye göre bilecek? Mesela yapayım ben. Ben kimim? Din yoksa. Armut'a kıyas edeyim. Armut değilim. Doğru. Onu bilebilirim. Nehire kıyas edeyim. Nehir değilim. Benzemiyorum yani. Köpeğe kıyas ediyorum. Köpek değilim. Teşekkür ediyorum İsmail. Şimdi İsmail, dağılıyorum. İnsan kendisini Allah tarif etmese, insan kendini veya diğer hadiseleri nereye göre nedir? Yani çok beni çok meşgul eden zevkti, değil mi Mustafa? Yani mesela din yok. Sığıra göre kıyas et, ben sığır değilim diyebildim. Doğru. Yani çevresine göre kıyas ettiğin zaman insanın ne olduğunu bilemez. Yani din yoksa insan insan olduğunu bilemeyecekti. Senin kim olduğunu, senin emsalin söylüyor da şaşırıyorsun. Yani Üstad Bediüzzaman, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, insan yani. Seni kainatın arkasına taşıyor. Yani insanı açıklayınca hayretlere kalıyoruz. Tuhafımızı gidiyor bu. Ne biçim açıklama, ne biçim izah. İnsanı tanımlama, tarif etme. Ne acayip bir şey. İnsan bu. İnsan nevi yani. Yoksa bunlar denmeseydi insan, insan olduğunu nereden bilecek ya? İşte diyor ki, ettenezulatu ilahiyatı, ilahiyatul ila uklil beşer. Yani Allah, insanın seviyesinde konuşması Allah'ın tenezzülatıdır. Allah da böyle olur işte. Böyle olur Allah. Elhamdülillah. Onunla iftihar ediyorum yani. İftihar ediyoruz değil mi? Allah ile gurur duyuyoruz. Allah böyle olmalı. Benimle, benim seviyemde konuşması lazım. Profesör, çocukla çocuk. Ortaokul çocuğuyla ortaokul. Lise, lise, üniversite, üniversite seviyesine konuşması onun büyüklüğünü gösteriyor. İlkokul çocuğuna kendisine yakışır gibi konuşursa gurur olur. Ne anlayacak senin çocuk? O çocuk ne anlar? Büyüksen ortamına göre konuş. Yeni konuşan çocuğa büyük gibi konuşsan anlamıyor. Ya. Allah ettenezulatul ilahiyatu İlâ ukulül beşer. Oh be. Keyif alıyorum, onun için heyecanlanıyorum. Heyecanıma kusura bakmayın. Allah benimle konuşuyor elhamdülillah ya. Peygamberlerle konuşuyor. Adem aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu bile bilmiyordu. Cennette olduğunu bilse cennet beka olduğunu bilecekti. Beka olduğunu bilseydi ölüm olmayacağını bilecekti. Ölüm olmayacağını bilseydi şeytanın şunu ye, beka bulacaksın, ölmeyeceksin, şeyini yalanına kanmazdı. Biz de burada olmazdık. Biz de burada olmazdık. Zaten Üstad diyor ki tavziftir diyor. Beşerin akıllarına, fehimlerine göre konuşmak bir tenezzülat-ı ilahiyedir. Allah sana tenezzül ediyor. Hani diyorsun ya, kardeş ben tenezzül etmem ya. Ya kimse tenezzül etmiyorsun. Emsalin ya. Ya yamukluk yaptı falan yaptı. Ama bu konuşmaların tabii şahsi hukuk onu layıka değil bu.
Kardeşim Allah senin seviyene iniyor. Allah seni tanımlıyor. Sen şusun. Diyor ki Allah sen benim aziz bir misafirimsin. Değerlisin. Benim için kıymetlisin. Ben senin mayanı var ya cevherini. Bu dünyada sen fotokopisin. Asıl değilsin ha burada. Sen bu değilsin. Sen bunları kullanıyorsun. Bu sen misin? Kullanıyorsun. Bedeni de kullanıyorsun. Hayatı da kullanıyorsun. Hayat verildi diyor sana 24. söz. Ruhu da kullanıyorsun. Sana külli bir ruh verildi diyor. Sana takılmış bunlar. Sana giydirilmiş. O zaman sen kimsin? Allah Allah. Ya neler verilmiş ya? Nerede bu sözler ya? Şurada değil mi? Bak. Ya Rabbi. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Allah var. Problem yok. Gerisi hikaye. Allah oturttur merkezine. Gerisi ona göre ölçü. Ben öyle diyorum. Nasılsın diyorlar. İyi değilim. İyi değilim. Düşüktür o. Çok iyiyim. Allah var. Problem yok. Allah var. Problem yok. Bak sana ne vermiş? Hayr-ı mahz olan vücudu giydiren. Vücudu giydirmiş. Ondan sonra hassasiyetli bir hayat vermiş. Sonra ne vermiş? Duygular vermiş. Sonra sana ne vermiş? İnsaniyeti vermiş. İnsaniyeti sana vermiş. O zaman sen kimsin? İnsaniyet sana verilmiş. İnsaniyet verilmiş sana. Allah Allah. Sana diyor bak. İnsaniyeti sana verdiğinden. Böyle durup altını çizince bu nereden çıkarıyor? Bir şey çıkarttığım yok. Buradan okuyorum işte. Duruyorum ya. Yani. O zaman ne yapmış sana? Alem-i mülk ve melekut gibi geniş bir sofrayı nimet o mide insaniyetin önüne aklın eli yetişeceği nispeti sana açmıştır. Sonra İslamiyeti verdi. Sonra imanı verdi. Sonra muhabbeti verdi. Sonra kendisini verdi. Acayip bir şey ya. Allah kendisini sana verdi. Onu nasıl anlayacağız abi? İman etmeyle, çalışarak, dinleyerek. Ama okudukça anlıyorsun ki ben bu değilim. Bu beden bina gibi, içinde oturan sen ruh gibisin. Aradaki fark. Hayal et. Ne olur hayal et. Ustad diyor ki bu beden için senin hane ve yuvandır. Libasın değil. Elbisen değil. Hane ve yuvandır diyor. Libasın değil. Fesubhanallah ya. Ya keyif alıyorum. Ben buymuşum ya. Fiyakam artıyor. Ha? Adamın cebine biraz para oldu mu konuşması, yürüyüşü değişiyor. Kahvesi değişiyor tamam. Araba alışı değişiyor. Dükkana giderken bile elini cebe koyuyor. Fakir adam elini kaldıracak. Gariban adam elini böyle para dilenecekse böyle girer. Normal bir adamsa sormak için el şey yapar. Zengin bir adamsa böyle girer. Bu esnaflık psikolojisidir. Çünkü böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle de hepsi beden dilidir. Bana keyif veriyor. Bu dünyaya girdim ben. Mahlukata diyorum ki ben insanım ha. Fiyakam artıyor. Acayip bir şey ya. İnsan mı? İnsan verir. İnsanlık verilmiş ya. Allah, ya Rabbi ya. Şükürler olsun. İyi ki Allah var değil mi? Bazılar diyor ki olan bu manyağın birisi nereden ne diyor ya? Ya. Nasıl keyfim artmaz ya? Allah kendisini bana verdi ya. Allah kendisini bana verdi. İmanın içeriği Allah'tır ya. Tabii insan onlar başka bir mahlukatta olabilir değil mi? Sen burada ben orada. Masaya öyle diyorum. Ben bu, bu da bu. Ben. Ondan beni bu memleketlere hava atmosferi gibi dolaştırıyor. Yani bu şükür nimeti için.
Onlar ben olurdum, ben o olurdum. Masaya diyorum. Bu masa ben olurdum, masa bu olurdu. Onun için size elimden geldiği kadar kendimi yırtmam. Ben olsam bana nasıl davranılmasını isterdim? Ona gayret ediyor. Yani ruhumda hissediyorum ve candan oluyorum. Hani samimiyim davranışımda, kızmamda da samimiyim. Yani tabii ki o nimet, şükür fark ettin mi adamı heyecanlandırıyor, yerinde tutmuyor ya. Yani. Onun için Risale oku kardeşim, oku, ben sana para mı istiyorum? Ben sana bir şey istemiyorum, benim hakkım olan bile almıyorum. Senelerce almayanlarda imamlık yaparım. Vallahi ne maaşı ya? Hediyeyle de işim olmaz, cenazesini de yıkarım. Şeyini, bir şey anlatmak için söylüyorum. Bu hakikattan dolayı. Bazılar da şüphelenmiş camide. Demiş ki imamsın, maaş da almış. Niye? Şüphelendi. Neyin peşindesin ya? Ne yapmak istiyorsun? Bunu sana anlatmak için peşindeyim. Bu acayip bir şey ya. İnsaniyeti sana verdi. Sen kimsin o zaman? Allah muhatap aldı. Adem Aleyhisselam insan olduğunu nerede anladı? Dünyada anladı. Arafat'ta anladı. Hacı Emre'ye gidenler... Gittin mi Emre'ye Hacı? Gittim evet. Elhamdülillah. Hacı'a mı gittin? Ha, Arafat'ta orada Allah onları denk getirdi Hava validemizle. Orada insan olduğunu anladı. İnsan olduğunu anladığı anda emaneti hamletti diyor. Of be, ben insanım diyor. Diyebiliyor musun? Ne mutlu sana. Alkış lazım. Ben insanım diyebiliyorsan insanlığa çıkmamız gerekiyor. Beşeriyetten çıkmamız gerekiyor. Beşeriyetten. Şerler doluluktan çıkmak gerekiyor. Cennette niye anlamadı abi insanı? Cennet vahidi kıyası yok ki. Zıt yok. Zıt yok. Karanlık yok. Kuyruğuna basan yok. İnkişaf edecek bir malzeme yok. Şimdi öyle mi? Kuyruğuna basıyor. Evet, bütün ziruh mahlukatını konuşturan Allah. Hepsini konuşturuyor. Yani nasıl konuşturuyor? Şu mevcudat Allah'ın konuşması ve konuşturmasıdır diyor mektubatta. Allah'ın konuşmasıymış. Koydunuz mu mektubatı? Koyun böyle de ben de rahatça koyayım. Bak. Çok harika cümle olduğu için yerinden alayım. 24. mektup. Bak diyor ki bu mevcudat. Bir de bunun için diyorlar. Allah Allah, orada öyle yazıyor mu diyor ya. Demek şu kainattaki faaliyet, harekat ve zeval bir tekelümat-ı tesbiyedir. Allah'a tesbih eden bir konuşma aktır. Değişiklik, ilkbahar yağı, sonbahar yaprak döktü. Senin gidip gelmen, kafir bile hareketi Allah'a tesbih ediyor bedeni. Kafir neresi kafir? Ay, gözü kafir değil. Eli ayağı kafir değil. Kalbindeki itikat kafir. Orası kafir. Yoksa hareket hep tesbih ediyor. Bilsin veya bilmesin. Bilmediği için o tesbihte ortak değil. Biz tesbih yaptığımız için, namaz kıldığımız için bedenin tesbihatı bize takılıyor. Ve kainattaki faaliyet dahi, Saadettin bak şu cümleye bak Allah aşkına. Kainattaki şu faaliyeti var ya, devir deveran. Var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. Ampuldeki lambanın sönüp yanması gibi. Yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Tamam. Sönüyor, var, var olup yok olup. Bu kainat var olup yok olmasının sebebi, kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envaının, kainatın ve içindekilerinin sessizce, bak değişiyor, sessizce Allah'ın bir konuşması ve konuşturmasıymış. Allah konuşuyormuş. Allah'ın konuşması da vahiy ile, mevcudatla, ilhamen, sunuat, tuluat, işaret, rumuzat mertebeleriyle, hakikat mertebeleriyle konuşuyor. Ne acayipmiş ya. Allah böyle konuşuyor. Ama onun lisanını da öğrenmek lazım. Yabancı dil gibi. Yabancı dili öğrenmen için kursa bak, Almanya'nın kaç sene burada pek beceremiyoruz. Niye? Bir insanın dili ya. Mevcudatın dilini de öğreneceksin. Onu da kursa gideceksin öyle. Bedava hiç kimseye bir şey verilmiyor.
verirse ben de alırdım. Kainatın dilini çözeceksin. O aslında sensin. Bu kainat var ya, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hep insandan yapılmış. İnsan çekirdek. Çekirdek de ağacı bir düşün. Bakayım ne fark var? Çekirdek ağaç. Ağaç çekirdekten çıktı. Allah'ın dışında arş-ı azam, arş, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, arş, kürs, yedi kat sema hep insandan yapılmış. İnsanın hakikatinden. Sen ne biçim bir şeysin? Git de çöplükte harca kendini. Olur mu şimdi ya? Böyle bir özelliğin var ya. Böyle bir kalitesin yani. Markasın. Bir de şöyle bir şey de var abi. Yaratılan her şey bize hizmet ediyor zaten. Şöyle bir düşündük müydü? Yani bizden yaratıldığı belli yani. Bizim için yaratıldığı. Hepsi. Hepsi sana bağlı. İnsan çekip çeksin. Yer altındaki madenlerin ne özelliği var? Değil mi? Güneşin ne özelliği? Hiçbir şey ya. Petrolün hiçbir değeri yok ki. Gül var ya gül. Hani sağlanıyor böyle. Allah razı olsun. Beni bir göle götürdüm. Bugün de aktırma geldi. Ah olan zaman olsa bir 10 dakikada o gölün kenarına bir gitsin böyle. Su akıyor ya orası. Üf. Ne kadar harika bir yer. Şimdi orayı hayal ettim, tamam mı? Gülü koydum. O parkın orada. Gül rüzgarla oynuyor. O küzü de getirdik. Ulan o küz bakış olaya nasıl bir şey. Aman yarabbim. Ulan nasıl yerim diye bakar ya. O, niçin? O küz olduğu için. O küz. Ama insan öyle mi ya? Duvarında pano olur. Aleminde hakikat olur. Kalbinde muhabbet oluyor. O gül. O güle çiçeğe baktığın zaman. Ne insan ya? İnsan potayı alıyor. İçeriye alıyor. Her seyrettiği, duyduğu, kokladığı, yediği hayatın içine giriyor, ölümsüzleşiyor. Ölen beden imiş. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez demiş Yunus değil mi? İşte haşırın ispatı. Kim ölüyor ki dirilmesini ispat edeyim dedim. Anlamadım abi dedi ya. Ölen kim ya? Kim ölecek ki dirilecek? Ölen kim? Beden ölüyor. Beden zaten ben kullanıyordum bina. Bir sürü bina değiştiriyorum kiralık. Hayat ölmüyor ki. Küllü nefsin zayikatı mevt. Her nefis ölecektir. Hayat ve ruh ölecek demiyor ki. Küllü ruhun zayikatı mevt demiyor ki. Neye ölmesi? Böyle bir şey yok ki. En sonunda ölmeyecek mi abi? En sonunda şöyle olacak. Küllü şeyin halikün la feçe. Allah, Allah'lığını göstermek için her şey bitti. Kıyamet koptu. Haşir meydanında bitti. Tamam. Hesaplar görüldü. Cebrail de dahil. İşte onun için ben bir yerde dedim de alimlerden o hocalar bu deli midir nedir ya ne diyor dedi ya. Herkesin canını alan kim? Azrail. O da ölecek. Öldüren ölecek. İsrafil de ölecek. Hepsi Cebrail, Mikail, ben öleceğim de o da ölecek tabii. Düdüğü kim ettirecek abi? O düdük zaten bitmiş, düdük müdük kalmadı. Haşir meydan her şey bitti mi? Tamam. O zaman Allah bir tecelli edecek, arşı, kürsü, cennet, cehennemi, Cebrail, Mikail, her şey yok olacak. 15. mektupta anlatıyor bunu. Yani kudretten ilme geçecek Abdülmetin. Allah Allah. Keyif ya. Ben şey üzülmüyorum, hayretle şey yapacağım ya, merak da ediyorum. En çok kendimi merak ediyorum. Ona cennet, bu ben değilim ha, bu kapı ev, bu sen binan, binanın dış taraf, bu kaport. Sen bu değilsin. Kendimi çok merak ediyorum. Çok yabancı oldum. Çok uzakta kaldık. Kendimden çok uzak gurbetlerde kaldık. Hep başkasını yaşadık. Kendimizi unuttuk. Tanımıyoruz. Hakikaten kendimi tanımıyorum. Acayip bir şey. Gözü kullanıyorum, ayağı kullanıyorum. Neyi kullanıyorum? Uşkurluk mideyi kullanıyorum. Bununla ben insanım zannettim. Kullandıklı organlara bak bakalım. Yolu bulmak için aklı kullandım, seyretmek için gözü kullandım, duymak için kulağı kullandım, çoğalmak için uşkurluğumu kullandım, beslenmek için mideyi kullandım. Tamam başka ne kullandım ki? Hepten indirdim yani bedeni hayatını. Onun için gurbetteyiz. Yani gurbetteyiz derken Almanya'yı kastetmiyorum. Kendi hakikatimizin dışındayız. Hakikatimize bigane kalmışız. Çok tuhaf yani, çok garip.
maalesef acımas, acıklı bir şey. Kendi hakikatine dönmek, kendini tanımak, kendini ifade etmek, kendini tanıdıkça kainatı tanımlamak. Acayip bir şey. Ölüm neymiş o zaman? Dünya ile ahiret eşit oluyor. Hayat, hayatın dairesine çıktığın anda ölüm denilen bir şey yuhi ve ümit. Yaratma ile ölme eşit oluyor. Öyle bir şey yok. Yani daireyi hayata çıkarsan, hissiyat insani diyor, kalp ve ruhun derece hayatına girerse, o kadar da çıkmasın, hissiyat insani hayat seviyesini çıkarsa, bedenden çıkarsa, mertebe-i hayat, derece-i hayat, hayatın dereceleri var. Toprak da hayatın bir mertebesidir. Çünkü hayattan yapılmış. Hayat mertebesine, hissiyat insaniye çıktı mı, dün bugün yok ki, hayatın dünü bugünü yok ki. Geçmişi yok hayatın. Hayatın geçmişi yok, dünyası ahireti yok. Her şey ondan yaratılmış. Cennet de hayattan yaratılmış, arş da, kürs de, dünyadaki toprak su da. Mertebesi farklı. Bir atlayacaksın şuradan, bir çıktın şu bedensel. Çıkmak demek şu, bedeni özlerden, bedeni hazlardan, bedeni tiryakiliklerden, olmazsa olmazlarımız var ya bedene taalluk eden, onları terk ettikçe ruhun mertebesine çıkıyorsun. Adeta melekleşiyorsun. Meleki hayat diyoruz da. Meleki hayat. Kendimize yaklaşıyorsun. Tabii kendine yaklaşıyorsun Şükrü Hocam. Allah razı olsun. Kendine yaklaşıyorsun. Özünü tanıyor. Tanıdıkça başın dönüyor biliyor musun? Ben yaklaşıyorsun. Benim ifademle. Tuhaflaşıyorsun ya. Sarhoş oluyorsun. Acayip bir şey. Şimdi bununla alakalı tesbihat yapayım dedim de. Kardeş hakkını bir şey soracak herhalde ama. Ya dedim tesbihat yapayım. Aynı bu manalar baktım zihnimden geçiyor. Ne kadar yabancı kalmışız, ne kadar bigane kalmışız, ne kadar gurbette kalmışız. Allah Allah. Ulan bu kitaplarda olmasa Saadettin nereden öğrenecek ya İsmail? Nereden öğrenecek ya? Var da anlayamıyoruz ya. Hiç olmasa nasıl kendimi tanıyacaktım? Evet, bütün ziruh mahlukatını konuşturan, mahlukatını konuşturan Allah. Ve konuşmalarını bilen. Allah herkesin konuşmasını biliyor. Hatta ne dedim biliyor musun? Dün akşam bir tefekkürümü şey paylaşayım. Hepinize soruyorum. Tefekkürümü böyle paylaşayım. Arkadaşlar, geçmişten bugüne kadar çektiğiniz eziyet, sıkıntı, panik, buhran, bunalım, elem, azap hepsini topla. Ne olur topla tencereye koy. Şu anda sana enjekte yapılsa ne olur vücudun? Motoru ne olur? Yanar. Kayış atar. Kayış atar dedi kimisi. Bir daha söylüyorum. Doğdun bugüne kadar o moral bozukluğu, can sıkıntısı. Ah olan ah batsın bir dünya dediklerimiz. Böyle elemler, kederler, tasalar, moral bozukluğu, hakaretler, fırçalar. Tamam? Eziyetler. Hepsini kop topla. Koy tencereye. Bugün sana verilmişse, bir anda yüklense, hayata dağıtılmasa, geçmişine, ömrüne dağıtılmayıp da bir an verse nasıl, ne olurdu motor? Yanar değil mi? 7 milyar insan var şu anda, geçmişi, geleceği katmıyoruz. Şu anda bütün 7 milyar insanın derdini bilen Allah, haşa, kudreti nasıl yanmıyor ya? Nasıl bir Allah? İsmail, nasıl bir şey? Senin derdini de biliyor değil mi? Motora göre güç şey veriyor abi, dert veriyor. Motora göre dert veriyor. Dedim ya, ya Rabbi, nasıl ya, ne kadar güzel bir Allah'sın ya. Ne kadar hoş. İftihar ediyorum, gurur duyuyorum ya, inanın ya. O şahitimiz olsun ya. Nasıl bir güç ya, nasıl bir Allah, nasıl bir sonsuz bir şey ya. Herkesi bir anda biliyor. Ben sizin derdini bilsem, onun derdini burada ne kafa yiyoruz ya. Sıkıntı yapıyor artık ya. Çekmiyor artık motor. Allah Allah. Konuşmalarını bilen elbette kendisi dahi o konuşmalara yani insanların birbirlerine konuşmalarına, insanların mevcudatların konuşmasına, insan mevcudatın konuşmasını nasıl alıyor? Bak bir misal vereyim. O doktorların bir şey diyorlar ya, bir şey diyorlar. Koyuyor, öksür. Nefes al. Teleskop mu bir şey diyorlar. onu koyuyor. Ulan dedim ya bu adam koydu, bizim Nurcu doktor, abi üşüttün dedi.
Ulan nasıl anladın? Koydu. Bana dedim ya. Bir de bana. Koydum. Güm 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 güm. Buraya koydum. Güm 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 güm. Buraya koydum. Güm 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 güm. Başka bir şey yok. Güm güm güm. Dım dım dım. Tit tit tit. Ulan bu nasıl anladın? Abi bizimle konuşuyor bu. Bu güm güm dediğin şey bizim için ilimdir. Allahümme salli ala seyyidina. Doktor o zaman kimdir? Tercümandır. Beden dilini insanın fehmine taşıyor. Buradaki olayı benim aklıma dönüştüren bir formattır. Bedenin dilini ben anlamıyorum. O dönüştürüyor. Meğer güm güm güm, güm 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 güm, güm 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 güm, güm güm. Hepsi acayip bir manaymış. E nasıl öyle? Ben dedim tamam söylesene dedim. Bu güm güm ne demek? Abi 6 sene tıp okuyacaksın gümlemek için. Ulan ben o zaman gümlerim dedim ya. Bu güm güm gümleri anlamayınca akıl 6 sene tıp okuyacak. Çünkü böbreğin gümlemesiyle kalbin gümlemesi aynı yere koysa, aynı ses çıkarsa farklı olur. Vallahi fesubhanallah. Bir bedeni tanımak için bu kadar, güm güm gümü anlamak için 6 sene. Ya kendini tanımak için kaç sene vermen lazım? Abi zamanım yok ya. Kaya elini. Derse zamanım yok. 10 dakika kitap okumaya zamanım yok. Ama hangi maç var? Edirne, nerede oturuyorsun? Edirne'de. Karşıdaki arsanın fiyatını biliyorsun. Çarşı pazardan domates alacaksın. En iyisini en ucuza dibinden sonuna kadar çıkıyorsun bakıyorsun. Tamam yap da bir 10 dakika okumuyorsun. Bak ben size söyleyeyim yanlış mı? Her gün 10 dakika İbn-i Hal okusan namazın bozan bozmayan, orucu bozan bozmayan, Ramazan geldiği zaman Ramazan'ı bozan bozmayan açsan her gün 10 dakika ve 3 sayfa. Şimdiye kadar İlmi Ali kaç defa bitirirdi? Kardeş, kendimizi tanımak ne demek biliyor musun? Kendini seveceksin, kendine değer vereceksin, kendine saygılı olacaksın. Kendini sevmek demek kendine yatırım yapacaksın. Hep kendin bu. Gözümü açtık, harici seyrettik. Kulağı açtık, dışarıları duyduk. Aklımızı oraya anlamak yaptık. Ulan bu akılla bir aklı tanıyamadık. Bu gözde gözü sahibi vereni göremedik. Acayip bir şey ya. Hep hariç, hep dışarıdayız. Lan ne zaman gelecek içeriye ya? Benim de derdim o. Benim sıkıntımı söylüyorum. Demek ki elbette kendisi dahi o konuşmaları konuşmasıyla müdahale etmesi. Konuşmak için açıldı bu. Güm güm güm. Bir konuşmakmış değil mi? Demek ki Allah da seninle nasıl konuşuyor biliyor musun? Ben de söyleyeyim. Doktor güm güm güm, güm güm güm, bum 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 yapıyor ya. O neymiş? Konuşuyor. Doktora diyormuş ki üşüttüm, 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 üşüttüm diyor, diyormuş. Ha o konuş. Senle de Allah şöyle konuşuyor. Ey insan, bu hastalıkla, musibetle, dertle, sen standartlıktan seni çıkaran her şey senle konuşuyor. Yeter ki onu çözmeye çalış. O dili öğrenmeye çalış. Üstad Hazretleri geniş dünya haberlerini, havadislerini atmosfere bakarak havanın şartlarına göre çözüyormuş. Çünkü her bir hadise bütün mevcudatla alakadar olduğu için o da müteessir oluyor. O müteessir olan neticeden bir yere doğru gidiyor. Bura dünya üzerinde şöyle bir hadise oluyor diyor. Çünkü neticesi bak bulut şöyle oluyor diyor. Emirdan da anlatıyor. Çünkü her şey her şeyle alakadar. İnsan o kadar değerli. Havayı det ediyor. Vermiyor şeyini, yağmurunu, karını. Kuraklıkla cevap veriyor. Deprem yapıyor. Bunlar depremlerin ne demek olduğunu anlatıyor değil mi? Zina ve zekat verilmese, yani zekat verilmese zina, depremle malını ve canını alıyor. Lutçuluk olursa işte o Lut kavmine yaptığı çöküntüler yapıyor. Demek ki bunlar niçin anlattım? Allah'a konuşmasıdır. Öyle diyor. Elbette kendisi dahi konuşmalarıyla, konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin muktezasıdır. Allah'lığın özelliği. Kainatın idareciliğinin özelliğidir.
İkincisi, kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan şöyle bir zan var. Şunu okuyayım da bir daha anlatayım. Kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Şöyle şey zannediliyor. Allah kendisini mevcudatla tanıttırıyor. Tamam da onun ne ihtiyacı var? Onun ihtiyacı yok. İbadetin de onun ihtiyacı yok. Bunlar hep bizim ihtiyacımızdır. Peki diyebilir misin bu güm güm güm? Bilmesem de olur. Bilmen lazım. Değil mi? Bilmen lazım. Atmosferi bilmen lazım. Madenleri kullanmayı bilmen lazım. Ağaçların dilini bilmen lazım. Onlara uygun muamele yapacaksın ki meyveyi sana versin. Değil mi? Konuşma. Demek ki mevcudatın konuşmasını bilmek, öğrenmek ona değil bana lazım. İbadet ise ona lazım değil Allah'a. Bana lazım. Hani ustad misal veriyor, tabip, doktor sana ısrar etse namazın ibadetini, şey, ilacını iç. Ya içsene kardeşim ya. Geliyor hemşire, değil mi yatakta yatıyorsun? Saatini bile kaçırmıyor. Evde hanım bile unutuyor ama hastanede sabah öğlen akşam veriyor. Sen desen ki, ya bu kadar ısrar ediyorsunuz Allah Allah ya, kafayı yiyeceğim ha. Ne ihtiyacınız var ya? Benim ilaç içmeme ne ihtiyacınız var? Doktor ne der? Kardeşim bizim şahsen ihtiyacımız yok ama biz alim olduğumuz için bu sahanın, doktor olduğumuz için sen bu konunun cahilisin. Bu şeyin sana çok lazım olduğunu ben ilmen biliyorum senin dışı. Onun için çocuk gibisin, kafa basmıyor. Bunu iç. Merhametinden yapıyor. Sen çocuk dese ki baba anne ya, baba anne bana ne böyle iltifat ediyorsun? Bırakın beni ya. Neden? O zaman gidip elini kesecek bıçağı. Ateş elini sokacak. Balkondan aşağı, tap aşağı gidecek ahiret. Merhametimizden yapıyoruz. Allah da bizimle ilgilenmesi merhametindendir. Seninle bir adam ilgilenmese surat asıyoruz. O adam bize hoş geldin öyle demedi yani. İlgilenmiyor. Tövbe estağfurullah bir düşün ki Allah seninle ilgilenmiyor. Allah muhafaza etsin ya. Adam demiş ki alim, Allah diyor, sana diyor, alime diyorlar, sen cehennemliksin ey felanca dese ne yaparsın? Sevinirim, şükrederim. Allah Allah, niye demiş? Ya ey kulum felanca diyecek ya diyor. Allah bana sahiplenmiş oluyor ey kulum demeyle. Nereye koyarsa koyarsa o işini. Ama kulum dedi ya diyor. Allah bizimle ilgileniyor. İlgileniyor. Eğer ilgilenmese bu saatte olmazdım burada. Eğer Allah seninle ilgilenmese sonsuz ucu bucaksız şu kainat içinde sergerdan bir dünyanın içinde böyle başıboş bir halde bırakılırdın. Zaten hiç vücuda gelmezdin. Senin bu dünyaya gelmen, böbreğinin çalışması Allah lazım. Yaprağın oynaması için Allah lazım. Aranızda bilmiyorum, diyalize giren var mı? Yok değil mi? Yanlış olmasın konuşmam da. Ya şu anda diyalize girmiyorsunuz. Böbreğiniz çalışıyor. Diyalize girseniz o sistem var ya fabrika ve işte o cihaz. O cihazdan daha kıymetli cihaz var demek istiyorum. Böbreğiniz ki diyalize ihtiyacınız yok. Şu anda çalışıyor o. Ama o şekilde çalışması için Allah lazım. Çalıştığının farkında bile değiliz. Her bir cihaz çalışırken bir ses çıkarsa zaten kafa durmaz yani. Araba geçiyor, yatamıyoruz ya. Abi diyor bir tanesi dün. Abi sesler geliyor kafamdan. Getirsene dedim kafanı. O da zannetti ki bir şey diyecek. Koydum kulağımı. Vallahi hiçbir şey gelmiyor dedim ya. Abi ciddi bir adam. Burada Augsburg'dan.
Lan nereden geliyor? Gelse ben de duyardım. Abi yalan mı söylüyorum dedi ya. Bir dakika. Getir. Buradan koydum kulağa. Vallahi bir ses duymuyor. Abi ses içinde. Ha, değirmen misali onun için verdim. Değirmen boş kardeş. Taş taşı yiyor. Kardeş buraya mısır atacaksın. O zaman hem taş taşı yemez hem de netice alacaksın. Ses ondan geliyor. Ehli olmayana git hemen sana yakıştıracak. Hemen etiket hazır. Sihir yaptılar sana. Büyü var. Göz var. Çarpıldın çarpıldın cin var. Ulan başına düşsün cin. Kafa boş kafa çalışmıyor. Değirmen taş taşı yiyor. Taş taşı sürünce ses yapıyor tabii. Değirmen taşı bu. Tamam. Peki dedim. Ha? Başka şeyler doldurmuş olamaz. Ha aynı şöyle. Değirmen çalışıyor. Yaprak at. Gene taş taşı yer. Su koy. Değirmen. Gene şey. Yaprak koy. Olmaz. Taş koydun mu? Ha. O gor 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 gur 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 gur. Abi ses geliyor. Ha taş atmış. Buğday attığımızı nereden bileceğiz abi? Buğdayın attığını nereden bileceksin? Aferin lan sana. Bu akşam kafan çalıştı bir yer. Çünkü... Buğday atmış demek. Buğday attınca taşa bir nişasta düşer. İki mısır ekmeklik. Üç kırma olur. Nişasta un kırma diyoruz. Çorbalara. Üç tane. Hemen yanı. İşte eğer dimağa buğday attığının alameti hayatında gözükür. Eyleminde tezahür eder. Ustad ilim onu tard eder. Git hocalara, nuskacılara, büyücüler, sihircilere git tard ed olur demiyor. İlim onu tard eder. Değirmene ilim at, ilim. Yedi tane taş birbir üstüne düşün. Altta tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, yedi tane taş. İlim atarsan hepsinin sesi farklıdır. Birisi nişasta yapar, birisi un yapar, kimisi buğday yapar, kimisi... Bak ne kadar şeyler çıkartıyor. Ses oradan geliyor kardeş. Sen kimsin ya? Cin ervah habise sen ne? Sen o kadar kıymetlisin ki oraya girecek yetkisi mi var? Kimden aldı pasaportu? Verme kardeşim pasaportu adamlara. Sen Schengen vizesi verirsen her yere girer yani adam. Pasaportu ne veriyoruz? Cehalet pasaporttur ya. Yani. Her şehre girer kardeşim. Kapat deliklerini. Öyle derse gel kitap oku. Bazen cinler musallat olduğu böyle şeyler duyuyoruz. Bunlar... Kardeş işte pasaportu verince durup dururken şimdi kitap okun. Şimdi sende sıkıntı oluyor mu? Hanginizde sıkıntı oluyor? O zaman hiç oturmasın burada. Olmaz kardeş. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaparsanız netice yanlış olamaz. Kendini kötü hissetmenin sebebi yanlış düşünüyorsun. Yanlış yerdesin, yanlış insanlarla berabersin. Bak bir daha söylüyorum üçlemeyi. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaparsan doğru netice alırsın. Bu böyledir. Değirmen böyle çalışır. Doğru. Adam gibi adam. Yampur yampur olmayacağız. Peki doğru yerdesin, doğru insanlarla berabersin, tenkitçisin. Gene değirmen taş yapar. O öyle bir taş ötür ki o taş herkes duyar o taşı da. Gar 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 gor 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 gor. Lan ne oluyor değirmeni şey yapsana. Abi koydum. Koydun ama taş koydun kardeş. Doğru yerde doğru insanlara yanlış niyet taşımayacaksın. Doğru iş yapacaksın. Doğru olacaksın böyle. Yanlışın da olan ölünce desinler olan delikanlıca yanlışı da delikanlıca yaptı. Kaypak yapmadı bu işi. Tamam. Acayip bir şey ya. Sakatın delikanlıca savuruyor. Sakatı, o Allah'ın da öyle merhametine geliyor ki. Bak bir tanesini söyleyeyim. Yamuk adam. Cehenneme gidiyor. Bak yamuk ha. Zebaniler, ben zebaniyi gördüm rüyada. Allah ona merhamet denilen bir şey yaratmamış. Katerpiller dozer gibi tuttular beni cehenneme götürüyorlarsa. Yani oynatsan gram oynamıyor adam. Gor 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 gidiyor. Yani dozer yani. Surat yok yani. Suratsız bir şey. Ona teslim ettiler, tuttular. Yani hiç umrunda değil. Şimdi o soruna cevap vereyim. Arkaya bakıyormuş.
Allah ya bu. Onlara tecelli ediyormuş. Sorun bakalım niye arkaya bakıyor? Yamuk ama doğru düşünüyor. Yani yamukluğunu da yamukluk olarak yapmamış, yapmış. Demiş ki Allah diyor ki niye arkaya bakıyor? Allah ne güzel bir Allah ya, bilmiyor mu? Onu bile affetmek istiyor ya, seni mi affetmeyecek? Allah seni affetmeyle yorulur mu? Bir tanesi dedi ki abi günahım çok. Olan Allah'ın kudretin daha büyük lan. Yani senin günahın Allah aciz mi bırakacak? Diyor ki sonra ne, niçin arkaya baktın? Benim Allah'ım böyle, ben böyle inanmıyordum. Benim Allah'ım affedecek ama gidiyorsun. Hayır diyor, beni affedecek. Ben o kulumun zanı üzerindeyim diyor. Bırakın onu diyor bu tarafa. Böyle bir Allah'ın kuluyuz ya. Allah ile geldi iftihar etmeyi. Ha? Görüyor musun? Allah ile insan gurur duyuyor ya. Keyifleniyor. Keyfi artıyor yani. Fiyakası yükseliyor. Hani var ya mevcudata böyle. Fiyakalı bir şey oluyor ya. Hoşuma gidiyor. Geldi kul olma. Geldi olma kul he. Gurur duyuyorsun. Bas diyor ki metsuptur bu adam. Tamam kardeş ben metsubum. Şizofreniyim, manyağın birisiyim. Aynen kabul ediyor. Ama benim Allah'ım böyle. Benim bir Allah'ımı bilsen sen. Sen belki benden daha beter olurdun. Benim bir Allah'ım var ki beni bir sarhoş etmiş ya. Ya bismillah iç suyu. Allah'ı tanıdıkça Allah o kadar seviliyor ki seni meczup ediyor. Allah tanıdıkça. Allah'tan korkmak değil, haf etmek. Haf. Hafullah'ta lezzet var. Allah'tan korku demiyor kitapta. Cehennemden korkmak, Allah'tan haf etmek. Korku uzaklaştırır, haf yaklaştırır. Külliyatta bakın, inceleyin. Bu fakir meşgul olmuş. Çünkü ben korkuyu ona şey yapamadım. Meğer hafullah'ta lezzet var diyor Mesnevi'de. He diyor mu demiyor. Korku da geçiyor. O ki hafullah korkuydu. Niye hafullah tabirini kullandı? Tercümesi olsaydı korku tabiri de var. Hafullah ne diyor abi? Hafullah kalben Rabbine karşı aç, fark, noksan, kusurunu idrak, izan etmekten doğan bir halet yani. Böyle bir Allah. Böyle bir Allah. Yani diyeyim şöyle vicdanın azap çekiyoruz ya. Ana nereden dedim ya adam? Nereden kırdın kalbini ya? Falan. Hafullah da böyle Allah'a karşı günahlardan tövbe etmek. Tövbe yani. Yani kalbin tövbesidir hafullah. Pişmanlık. Evet. Tövbe yani. Yani haf ruhta şey kalpte hissedilen Allah'a karşı yanlış yapabilirim. Ya vicdani bir şey. Öksük. Vicdani bir azap. Titreme. He? Vicdani bir titreme. Tabii yani artık o kalbi halet işte. Ben nasıl tercüme edeceğim de bilmiyorum. Ama korku yani nasıl anlarız? Şöyle anlarız. Eyleminin neticesinden anlarız kendisi nedir. Haf, hafullah'ta Allah'tan haf etmekte lezzet var. Peki hafullah'ta lezzet varsa muhabbetullah'ta ne olur? Manyaklık var işte o zaman. Yavruların annelerine karşı. Ha tamam o güzel. Risale geçen. Bir yaşındaki çocuğum diyor. Bak güzel dedi hatırlattı Allah razı olsun. Bir yaşındaki çocuğa şefkatli validesi bir tokat vurduğu zaman gene validesinin sinesine sığınır. Baba vurunca kaçar. Ana vurunca gene sineye. Çocuğa sorsalar diyor bir yaşındaki çocuğa en güzel, en lezzetli haletin nedir? Şefkatli validemden tokat yedikten sonra tekrar şefkatli validemin sinesine sığınmak. Hafullah. Şahit oldum da bir çekemedim kamerayla. Allah yapma evet, ya. Vuruyordu. Sallıyordu çocuk. Seni çocuğu. Evet. Annesine mi sarılıyor? Evet. Annesine vuruyor. Annesine vurduğu zaman annesi sinirleniyor. O da ona vuruyor. Ondan sonra sarılıyor. Sonra kaldırıyor. Gene annesine vuruyor. Gene tokat yemek için. Yani lezzet alıyor. Allah Allah. Anasına evet. Vuruyor ki bana vursun ki ben de sarılayım. Evet. Buna şahit oldum çekemedim kamerayla. Sizin, siz şeyiniz hep tömelidir ya. Demeyeceğim yani. Olan tuhaf ya. Normal bir adam olmayacaktı sizin sistemde.
Sisteminiz değişik. Öyle çocuk da duymadım yani. Öyle bizimki de öyle. Anaya vuruyor ki vursun bana ki sarılayım. Aynen. Hem de arka arkaya. Belki 5 defa oldu. Çekemedim kamerayı. Normal değil zaten. Deliler bölgesi hoş geldiniz. Zaten akıllı adam pek denk gelmiyor bize. Allah Allah. Arkadaşlar, bizi sevindirten, kalbimize huzur veren, bu ahengi veren O'dur. Burada sevdirten, neşelendiren, rahatlatan Allah orada da yapacaktır. İnşallah. Böyle bir Allah'a inanın. Sakın Allah'a suizan yapmayın. Olur mu dedirme sana olmaz. Olur diyeceksin. Peygamberimiz demiş ki Allah'a hüsnü zannedin. Allah sana bu rahatlığı verdi. Orayı vermek istemeseydi bunu vermeyecekti. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. İstiyor muyuz? İstiyoruz. Demek verecek. O zaman bizim yanlışlıklarımız Allah'ı hakiki olarak tanımadığımızdan da yani evet. Hatalar yapıyoruz. Allah'ı tanımıyoruz. Başta hataların, günahların temeli kendini tanıyamadığından, kendine yakışıp yakışmadığını bilememeden kaynaklanıyor günahlar. Yani bu günah bana yakışır mı? Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Niye? Bak kendisini tanıdıkça alim, yani yaşayan bir alim. Niçin yapmıyor senin benim yaptığım hatayı? Çünkü kendisini tanıdıkça kendisine yakıştıramıyor onu. Yakıştıramıyor. Tamam mı? Yakıştıramıyor. O zaman Allah'tan önce ilk önce kendisi, ya bu bana yakışmıyor ya. Bunu ben giyemem yani. Bu libası giyemem. Yani ben bunu seyredemem ya. Bana yakışmıyor ya. Bu filmi ben seyredemem ya. Bana yakışmaz. Kendini tanıttırmak için kainatı. Bu kadar hadsiz masraflarla. Şu masrafa bak. Bugün güneş doğdu değil mi? Şu güneşin doğması için, bu mevcudatın büyümesi, ısınması, senin var olmanın ve gezegenler ve dünyanın tutulması için edilen masrafa bak. Senin için ha. Şu güneş. Peki bunun faturası geliyor mu? Geliyor. Suyun da geliyor. Bunun faturasını ödemezsen keserler. Ya güneşin faturası kesilse, değil mi? Ödensek. Güneşe fatura ödesek. Ya bugün edilen masrafa bak. Böbrek çalıştı mı Ömer? Senin karaciğer, dalak, ayak, beyin, duygular, latifeler. 1001 inşallah. 4000 en az. Gazali'ye göre kamil, halis bir Müslüman'da 4000 ile 6000 hal değişikliği olur her gün. Onun için deme ya Allah Allah benim havam ikide bir değişiyor. Bir böyle bir böyle. 18000 alem kendisini sende böyle ifade ediyor. Peygamber Aleyhisselam'da 18000 hal olur her gün. 18000 alemin hulasası oluşumuzda. O alemler kendini bir vesileyle ifade ediyor. Şimdi dile masrafa bak. Kalbin çalıştı. Değil mi Ramazan? Böbreğin, dalağın, beynin, karaciğerin. Senin hariçtekilere bak. Hava lazım. Güneş lazım. Dünyanın dönmesi lazım. Ağaçların oksijen imal etmesi lazım. Tek bir ağaç 12 tane insanın oksijen ihtiyacını karşılamak için atmosferde hava filtresi vazifesini yapıyor. Pisleri alıyor meyve olarak veriyor sana. Böyle bir dezenfekte bir sistem çalışıyor. Ha bak edilen masrafa bak. Ne diyor? Bu kadar hadsiz masraflarla. Yere bakın halifleks sermiş. Yok olmazdı. Halifleks derken yani çimen. Bugün bir yere gittim de Ahmet kardeş burada mı? Ama yarabbim. Ha abi. Burada. Orada mısın? Buradayım abi. Aferin lan çakacaktım gene vazgeçtim. Camından bir baktım evine gittim de. Bir baktım öyle bir ufuk ki. Ya beni çok etkiliyor böyle şeyler ya. Yeşillik böyle tamam böyle. Biraz da rüzgar da oynuyor böyle. Allah Allah ya. Ya mevcudat gülüyor ya. Konuşuyor vallahi. Acayip bir şey ya. Ağaçlar. Baktığım zaman şöyle ikinci katta falan. Tarlada. Ya yemiş. Her taraf sanki seninle. Hoş amedi diyor ya. Bu kadar masraf mı olur ya? Bir insan bir defa öyle baksın yetiyormuş. O masraf yetiyormuş. O masraf yetiyormuş. Bu halifleks ölü ya.
Bir defa bir insan böyle Allah'ın nazarıyla bir baksın, o masraf tamam. Baştan başa harikalar içinde yaratan, hepsi tuhaf ve garip değil mi? Beklenilen bir şey midir şu mevcudat? Elin ayağın, şuna bakmıyor musun? Ayette diyor ki, فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانِ اِلَا تَعَم۪ي Yediğine bakmıyor mu? Böyle din olur mu? Din, hayatını inceliyor ya. Din, yapın, yapmayın, kalkmayın. Lan yapmayın, kafanızı kırarım, cehennemdir, sebaptır. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانِ اِلَا تَعَم۪ي İnsan yediğine bakmıyor mu? Semaya bakmaz mı? Ulan ne işin var din ya? Dinin semayla ne işi var? Biz diyor kainatı genişlettiriyoruz. Senin ne alakan var ya? Demek ki din hayatın hayatı. Hayatın içeriği, hayatı yorumlamak. Mevcudatı izah etmek. Varlığı anlamlandırmak. Mevcudatı insan potasından geçirmek. Din. Ya semayı gökyüzüne bakmıyor musunuz? Genişlendiriyoruz diyor. Şemsi duha, görmüyor musun güneşleri falan? Allah Allah ya. Tuvalet adabından bahsediyor. Hiç hayatınızda bir öğreti, bir felsefe duydunuz mu ki ben çok okudum? Hiçbir tanesi tuvalet adabından bahsetmiyor. Karl Marx tuvalet adabından bahsediyor. Tuvalete nasıl gireceğimi Karl Marx'ın neresinde yazıyor? Kim söylüyorsa yalan söylüyor, ben okudum. Hegel'in neresinde yazıyor? Tao nerede yazıyor? Nisan'da nerede yazıyor? Isuzu'da nerede yazıyor? Yazıyor. Bunlar araba markası değil ha. Öğretidir, felsefedir, dindir. Fareye tapan din var Japonya'da. 350 tane din var. Ula bir de ben gideceğim ya. Bir de ben bana tapsınlar. Bakın nasıl olacak. Tabi estağfurullah. Fareye tapıyorlar ya. Fare dini var. Yılan dini var Hindistan'da. Yılan. Kilisede var ha. Yılan var. Böyle. Mukaddes. Heykel yılan. Garip garip bakıyorsunuz ya. İlk defa duyuyorsunuz gibi sanki. Yılana tapan var ya. Din yılan. Niye? İnsan ihtiyacı var bir şeye inanmaya. Bulamayınca Allah'ı kendisine göre güçlü şeye iman etmiş. İnkarcılık da bir dindir. O da bir inançtır. İnançsızlık da inançtır. Ona inanıyor. Bir tane söyledim değil mi? Cenazede konuştum. Çıkarken dedi ki, hocam gerek yok dedi. Ahireti dedi. Ahiret var. Allah'ım Allah. Cenazenin evinde ya. Mutfak tarafına diyor. Tuvalete gidecektim. Tuvaleti de unuttum. O konu inan. Tuvaleti ben dedim bir. Bu ahireti Allah'a ispat ettik. Tamam elhamdülillah. Çaktık böyle füzelerle. Baktım zındıklar çok. Çıkarken banyona tuvalete gideceğim. Hocam dedi ahiret Allah yok ki dedi. Gerek yok dedi. Ya bu teselli için dedi ya bunlar falan. Din teselli için dedi. Hayır dedim. Niye endişe ediyorsun? Zaten ahiret yok. Allah yoksa dedim. Olmayan şeyden korkulmaz ki. O korkulmayacağına bu telaşı olmaması lazım. Ama de falan. Ha telaşı var sizde. Demek korkuyorsun. O zaman galiba var gibi geliyor bana. Bu endişeniz ne? Olmaya şeyden ceza gelmeyeceğine göre bırak herkes Allah var desin zaten yok. Ne endişe ediyorsun? Ha endişe ettiğine göre galiba sen de inanıyorsun. Şüpheye atmışsın falan. Çünkü eğer hakikaten ahiretin yokluğuna inansaydı, yokluğunu ispat etmeye kalkmazdı. Hakikaten Allah'ın yokluğuna inansaydı, Allah'ın yokluğunu ispata kalkmazdı. Çünkü kesin olmayan bir şeyin ispatına gidilmez. Böyle bir manyak gördünüz mü? 8 kafalı insan yoktur diye kitap yazsın. Buna zaten yok. Değil mi? Yokluğuna doğru kitap yazıyorsan demek ki var. Var da insanlardan yok etmeye çalışıyorsun. Sen de biliyorsun var. Ondan sonra kafayı eğince böyle sinirlenince tuvalet ihtiyacım da tekrar geldi gittim. Gerçek bir şey. Öyle bir evdi ki tuvalete gittiğim zaman sanki raf var böyle. Demiş ki gazeteler, kitaplar, oturduğun yerde ne okumak istersen duruyor. Öyle şey geçiriyorsun. Ben de tuhafım. Nerelere denk geliyorum Allah'ın hikmeti ya. Özel bir yermiş demek. Özel bir yermiş demek. Özel ve tüzel. Okumuş ama hep boş şeyler okumuş o zaman bulamadın değil mi? Orada okunmaz. Tuvalet ne zaman bulmuşlar? Ne demiş biliyor musun? Bir tanesi, hocam dedi, anlattığına göre galiba Allah var. Bunun iç alemini bir düşün, böyle bir tevhid dersi yapıyorduk. Ben de dedim ki, bana da öyle geliyor, Allah var galiba.
O adam şimdi Yıldız Üniversitesi'nde doçenttir. Makinedar. Ve halis bir Müslüman. O üniversite okurken talebeliğinde evde kaldığı zaman inkarcıların evine ben de gitmiştim, götürmüşlerdi. Bunu getirmişlerdi, karşıma koymuşlar. 10 dakika o konuşacaktı, 10 dakika ben. Hepsi seyrediyordu. Dedi ki, anlattığınıza göre hocam galiba Allah var ya. He bana da öyle geliyor dedim. Olması lazım. Ya. Baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren, yani mevcudatın halleri Allah'ın sıfatlarının ifadesi olduğu için Esma'nın sanki dillerle Allah'ı konuşturuyor. Mesela yaprakların portakala veya elmaya göre uygun olması ya latif. Sanatla olması ya sani. Sana hitap etmesi ya basir. Seni görmeyen sana uygun boyayamaz. Senin ihtiyaçlarını duymayan ya semi olamaz. Ölü dirilten hay olması lazım. Gübreyi diriltmiş, eleme yapmış. Ya. Bugün yemiştik. Dut yemiştik. Allah Allah ya. Acayip bir şey bu kadar. Ne acayip şeyler koymuş oraya değil mi? Nasıl bir lezzet koymuş ya. Tuhaf. Nasıl masraf etmiş. Hakikaten Allah masraf etmiş ya. Bir dutu yapmak için Allah lazım. Ne yapmış? Harikalar içinde yaratan, binler dillerle kemalatını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Bunlar hep kendisini tanıttırıyor. Bunu okudukça, mevcudatı tefekkür ettikçe kendini okuyorsun. Zannediyor ki mevcudatı okuyorum. Mevcudatı alıyoruz, hayat mertebesini alıp, hayatın insan üstad diyor ki, hayat mektep gibi bir kışta gibidir, makinedir. Makineyi hayata. Giriyor hayata mevcuda tefekkür edince nurlanıyor, hayatlanıyor, şuurlanıyor, ahirete mal oluyor. Adeta alem-i şehadette, alem-i gaybin koridoru insan. Yani kadın da öyle ya, bunu bitireyim alem-i sorunu. Kadın tuhaf bir mahluktur. Alem-i erbahı, gaybı yani alem-i erbahı, alem-i şehadete insanlığın geçmesi için koridordur, tüneldir. Alemi erbaha, alemi şehadete taşıyor kadın. Böyle bir koridor. Yediğimizi yiyecekler de ama yediğin zaman canlanıyor. Tabii o bedensel. Bedensel. Yani. Bedensel canlandığı gibi düşünün hayatın içerisinde ne oluyor? Bu kastedim bedene girmesini demiyor. Hayata giriyor. Hayat. Hocam bir şey sorabilir miyim? Mesela bir ağaçtaki bir meyveyi düşünmek, tefekkür etmek yani Allah'ın büyüklüğünü veya ağacı. Yani bu nafile ibadet olarak geçer mi? Nafile ibadetten daha üstündür. Hadis diyor ki tefekkürün saatin hayrimin ibadet senetin. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten evladır. Hadisi kutsiyemde. Tefekkürün saatin hayrimin ibadet senetin. Bir saat tefekkür bin sene bir sene nafile ibadetten evladır. Allah Resulü diyor. Çünkü niye? Mevcudatın bütün, yani tefekkür etmek, mevcudatın bütün ibadetlerini kendine mal ediyorsun. Peki nafile ibadetin içinde tefekkür olur mu? Namazın içinde tefekkür olmuyor da, o eylemi kastediyor. Tefekkür ayrıdır, ibadet ayrıdır. İbadet, itikadi ve akaidi emirleri meleke ve kahve hale getiren bir hareket metodudur. İtikat ettiğin, iman ettiğin bir şeyi, her namaz kılışında, oruç tutuşunda daha merkeze doğru itiyor inancını. Yani mesela arabaya ot yığdın, kasa doldu. Bir sürü dok var. İtiyorsun, koy. İt, koy. İt, koy. Yani itikadi ve imani hükümleri meleke ve kahve haline getiren ibadetlerdir. Her ibadet onu asla doğru götürüyor. Aslıyla kıymetlendiriyor. Aslından doğru yaklaştırıyor. En asla geçti mi fena fillah oluyor. Artık iman edenle edilen bitiyor. Eden artık kalmıyor. Fena fillah işte. Ağzına şey koydun. Bu su mudur? Sudur. Sudur. İman ediyorum ya eminim. Peki.
Su mudur? Öyle oldu canım ağzımdan ya. Ha, fena. Fena olmuş artık. Allah da fena olmuş. Kaç dakika oldu? Keselim. Son yapalım abi. Ha tamam. O zaman hiç mevcudata diğerine gitmeyeyim. Allah Allah. Şuraya bir muştaktan bahsediyor ama girersek herhalde çıkamam. Allah'a muştaktan dedi mi ben biraz tuhaf oluyorum. Muştak Allah arzu Allah'ı sevmek. Allah böyle kalsın burada. Onu şimdi ikinci ders yapabiliriz. Allah. Ömer Allah acayip bir şeymiş ya. Senin aslın Esma. Senin sevdiklerin var ya. Onları sevesin diye sana sevgi aletlerini vermiş. O zaman sevdiklerinden daha çok seveceksin bu aletleri. Bu aletleri daha çok sevme, bu aletleri sana takan daha çok sevilmesi lazım. Evladını sevesin diye, eşini sevesin diye sana sevgi veren eşinden daha çok sevilmesi lazım. Çünkü eşini sev diye sevgiyi koyan odur. O özelliği koymasaydı sen sevemezdin. Arabaya, affedersin, arabaya flaşör yok, dörtlüğü yakamazsın. Arabaya konulmayan özelliği kullanamazsın. Konulmuşsa fabrika koymuş. Sen eşini, aşını, işini seviyorsan sevesin diye o cihazı takmış. O zaman sevdiklerinden daha çok sevilmesi lazım ve layıktır. Abi insan kendini sevdiği zaman kendini beğenmiş demez. Yok değil işte o. Kendini sevmekten kasıt böyle beden hayatında var ya böyle insanlardan farklı bir özelliği var, arabası var falan. O değil. Tam tersine kendi enfüs hakikatını, kendi hakikatını fark eden, seyahate başlayan içe doğru Allah Allah bedenden çıktıkça bedensel hazlardan, bedensel üstünlüklerden hiçbir şey olmadığını, hiçbir değerini olmadığını, hiç değeri, kıymeti, harbiyesi olmadığını görüyor. O zaman basit şeyler şey yapar mı? Sen şimdi tavuk gibi pisliği karıştırır mısın? Ama tavuk, tavuk için ne kadar lezzetlidir. Yani bedenden çıktıkça bedeni hazlardan, bedeni özelliklerden, bedeni bir hayatı temin etmekte sana çok tuhaf gelecek ya. Tuhaftır ya. Nasıl? Allah Allah diyorsun ama bu sen Esma'nın tecellisi olduğu için kanaat ediyorsun yani. O içeriye geçtikçe Allah Allah. Allah Resulü 70 defa inkılap gördüğü için enfusta 70 defa istiğfar ediyor. Böyle insanlara baktığın zaman bir tuhaf oluyor. Allah Allah inşallah düzelse. Bir tanesini demiştim. Kimle beraberdi? Kalil'le mi? Önümüzde Nisa'lar gidiyordu işte değil mi? Kuyruktaydık. Bir yerde miydi? Havalimanında mıydı? Nerede? Dedim ya bak bu kız çocukları var. Kızlar. Almanlar dedi. Ha şeyde markette. Şimdi önümüzde markette kasaya para verecek önümüzde. Dedim Halil değil mi sen? Evet. Halil bunları görüyor musun? Evet abi dedi. Kapatacağım. Bak dedim ben buna o kadarcığım. Ya bir nasıl yapsam da iman hakikatlerini buna ulaştırsam. Nasıl olsa da şu Alman kızları düzelse ya. İman etse. Sonsuz hayatı kurtulsa. Benim aklım hep böyle geliyor. Ya. Ne yapabilirdim ki bu imana nasip olsa? Üstad Hazretleri Eskişehir Hapishanesi'nde lise mektebinin bahçesine baktı. Bizim şehvetimiz artar o ağlıyor. Niçin? Şefkat insanda galip oldu mu şehvet dibe iner. Şehveti bloke eden şefkattır. Mesela kızına, anana, bacına şefkat nesibi olduğundan karabeti şefkatiyenden dolayı şehvet olmuyor. Şefkat örtüyor. Onun için şefkat galip olan insanlarda şehvet o kadar olmaz. Örtüyor yani. Bunu imanı nasıl kurtulması, ne yapabilirdim de imana şey yaptı, nasip etse diye. O zaman manzara değişiyor. O zaman lise mektebinin bahçesinde raks eden kızlara bakınca o 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü diyor. Başladı ağlamaya. Başkasının günahını alıyor. Değil mi? Yani Risale Nur nerelere taşıyor insanı? Öyle terbiye ediyor ki ön arkaya doğru çeviriyor. Şu anlarda öyle diyor. Sakın sizi aldatmasın. Risale acaba terbiye ediyor. Etmeseydi sen bunu sormazdın kendine. Bu soruyu sorduğun anda terbiye edesin. Yani ben iyi değilim abi dediğin anda doğru iyi değilsin ama iyi olmadığını İyi olmadığın tarafını anlayan hangi güzel tarafındır? O güzel tarafından dolayı o galiptir ki kötü tarafını fark edip muzdarip oluyorsun. Muzdarip olman o tarafı gösteriyor.
ve iyisin. Eğer mutlak kötü olsaydın kötülüğünü bilmeyecektin. Miskamber zannedecektin. Böyle derslere de davet ettikleri zaman ihtiyaç duymayacaktın. Çok iyiyim diyecektin. Ne var canım? Ne var bende? Ama şimdi ya iyi değilim. Aferin lan hakikaten miyim? Maşallah ya. Ha, iyi olmayan tarafım var. Onu fark eden yönüm var. Ve ondan da üstün ki onu sorguluyorsun. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَا السَّلَوَاتِ